Ha. Ben de yeni Türkiye'den geldim. Ha. Neden bahsediyorsunuz? Ne abi? Türkiye hakkında mı kötülüyorsunuz yoksa Türkiye'yi mi şey yapıyorsunuz? Niye konuşuyorsunuz? Ne diyorsun dayı sen? Komedi videoları çekiyorum ben. Selam arkadaşlar. Bugün Offenbach'tayız. Offenbach şöyle bir şehir. Hemen kısaca bir anlatayım. Offenbach Almanya'da en çok yabancının yaşadığı şehir. Burada yaşayanların %45'i yabancı. Hessen eyaletinde en çok işsizin bulunduğu şehir de Offenbach. Mesela ben Darmstadt'ta yaşıyorum. Darmstadt futbol kulübüyle Offenbach düşman. Frankfurt'ta da Offenbach düşman. Yani bu çevrede her şehir Offenbach'ı pek sevmiyor, değil mi? Öyle bir gerçek var ve biz de şimdi Offenbach'tayız. Bugün biraz size Offenbach'ı göstermek istiyoruz. Ayrıca buranın böyle bazı bölgeleri varmış işte. Eskiden böyle çok tehlikeli dedikleri yer falan filan oralarda göstermek istiyorum. Özellikle bu işte Wohnblöcke diyorlar ya, hani böyle birçok insanın yaşadığı, ne diyorlar ona Türkçesi? Apartman. Apartmanlar, ama böyle şey apartmanı değil yani. Böyle biraz kırık işlerin döndüğü apartmanlar. Almanların çok sevmediği yerlerden bir tanesi burası, değil mi? Hani nerede yaşıyorsun? Offenbach deyince biraz bir tuhaf. Bakarlar derken yani. Yani çok hoş bir yer değil Offenbach. Barış 60. Niye 60? Öyle koymuşlar. Soyadınız 60. Barış 60. Nereden geldin sen? İstanbul'dan geldim. Şu mikrofonda adam da. İstanbul'dan okumaya mı geldin? Biraz evet, okumaya geldim İstanbul'dan. Peki nasıl gidiyor? Okuyor musun? Güzel okuyorum. Almancası inanılmaz iyi arkadaşlar Barış'ın. Yani şöyle iyi. Buraya geldiğinde ilk dediğimde sen Türkiye'den mi geldin diye şaşırmıştım. Niye böyle Almancan çok iyi senin Barış? Öğrendim. Yani kötü mü yaptın? Türkiye'den mi öğrendin? La oğlum kötü yaptın mı dedik ya. Şurası biraz Türkiye gibi la. Değil mi? Merhaba. He aynen. Tanıdılar beni. Tanındım arkadaşlar, kaçın. TikTok diyorlar, TikTok. TikTokçu, bak TikTokçu orada dediler de aynı. TikTokçu. Hiç en gıcık aldığım şey bana TikTokçu dediklerinde ha. Hiç sevmiyorum. Yani şu an mesela Alman ya, yok video çekiyorum ya. Alman Alman görmek gerçekten şu an burada mi? Burada Alman gördüm ya. Gördüm. Ben görmüyorum. Yani şimdi belli bölgeler vardır. Orada mesela böyle daha şey olan yerler vardır. Orada daha çok Alman görebiliriz büyük ihtimal. Yani böyle biraz daha geliri yüksek olan kişi. Aha mesela Alman. Hemen soralım. Niye Almansın? Dayı bildiğiniz Alman. Sence Alman mı? Bence değil ya. %100 Alman. Almanya'da rap kültürünü bence rap kültüründe devrim yapan biri var. O da buradan. Haftbefehl, aynen. Aykut Anhan. O da Offenbachlı. Yani sonuç olarak uzun zaman sonra Almanya'da şey yaptı. Nasıl söyleyeyim? Türk rapi Almanya'da, yani Türkçe tarzı böyle, öyle söyleyeyim yani. Almanca rapi Türk kelimelerle yapmıyor. Yok Türkçe değil ama Türk kelimelerle şey Türk baba falan filan tarzında bir şeyler yapınca Türk kelimelerle biraz daha şenlendirdi, değiştirdi. Ondan sonra zaten birçoğu geldi onun gibi yapmaya başladı. Yani Haftbefehl bu konuda uzman. O da buralı tabii. Şu apartmanlar mesela, yani bu apartmanı bilmiyorum da, bu apartmanlar genelde böyle birçok insanın yaşadığı şeyler Almanya'da sıkıntılı durumda oluyor yani. Tüm Malatya'daki apartmanlar gibi falan değil yani. Mesela Türkiye'de böyle apartmanlarda yaşayan insanlar genelde böyle gelir düzeyi daha iyi oluyor, değil mi? Evet. Haksız mıyım? Doğru. Şimdi haksızsan burada yazarlar Barış, doğru şeyleri söylemek lazım. Mesela gece kondu falan aldın mı? Orada sıkıntı. Orada alçak evler şehirlerde. Gelir durumu düşüklerde. Burada da alçak evler zenginlerde. Aynen aynen. Burada aynen dediği gibi. Burada alçak evler daha çok zenginlerde. Ama böyle şeyler, böyle apartmanlar genelde kirası az olduğu için gelir durumu az olanlar. Karşıya geçecek ya, bir şey olmaz. Türk'ü sonuçta. Hani burada bir yabancılık çekmiyoruz. He. Ben karşı karşıya geçtim diye. İşte bu şekilde küçük bakkallar da hani büyük şehirlerde bulursunuz. Yani küçük şehirlerde daha azdır böyle bakkallar. Böyle bu şekilde Türkiye'deki gibi, değil mi? Türkiye'deki gibi marketler burada da bulabilirsiniz. Kimle konuşuyorsun lan? Tankşım burada. Aa burada bak çekirdek falan da var. Türkiye'deki tek abi. Sen Türk müsün? Kürt. Kürt neredesin? Urfa Halifeti. Türkiye'den mi geldin buraya? Ha? Burası senin mi? Ha kuzenin. Yani Türkiye'deki tekel bayiler gibi, aynen dediğin gibi. Ya aynısı la. Yani burada Offenbach'ta zaten Türk dolu olduğu için yabancı dolu. Yabancı. Aynen. 70% yabancı. Aynen. Burada Alman daha az var değil mi? Çok ilginç şey gerçekten. Daha çok mahallelerde buluyor. Mahallelerde buluyor. Aynen. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hadi. Yaşasın. Şu yukarıya bir gidelim, belki vuruluruz. Değirmen başında vurdular beni oy. Türlü kirli ne yok.
Türlü kirli tütün mü yem oğul oğul oğul. Ya öyle vurulma vurulma falan şaka. Yani onu öylesine söylüyorum. Ha? Ha açık kahve. Bu saatte şişe var mı olur lan? Çektin için. Çek için çek çek. Çek. Lan Egor. Çek. Ha bu şekilde barlar falan. Bu saatte de açık gördüğünüz gibi. Genelde bu da bir gerçek. Yabancıların yaşadığı yerlerde daha çok işsiz var. Ama bu normal aslında yani. Burada bir şey yok gibi. Yani şöyle düşün şimdi. Şimdi burada yaşayan arkadaş %70 dedi de ben Google istatistiklerine göre gidiyorum yani %46. Şimdi bunların birçoğu da sonradan gelme. Sonradan gelince sen de biliyorsun ki iş bulmak öyle kolay değil yani. Bir de dediğin gibi bir şey var yani bizim yani bu yabancıların daha iyi veya daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bende gelmiyor yani. Herkes farklı düşünebilir. Ama genelde şöyle bir gerçek var. Ama bu da tesadüf olamaz. Daha çok yabancıların bulunduğu bir yer daha çok kriminalite var. Türkçesi neydi? Daha kriminal. Daha olayların çok çıktığı yerler, yabancıların yaşadığı yerler. Ha bak şu gence bak. Bu genç sana ne yapabilir ki şimdi? Ha? Bak ne güzel giymiş hacı elbiselerini, yukarıya gidiyor. Ya şimdi bir Alman olarak kendini düşünsene Barış. Bir Alman olarak, ya genel anlamda. Almanya. Alışık da moruk. Şimdi şöyle bir şey düşün. Ben dün biraz Offenbach'ı araştırdım. Google'a önceden girdim baktım. Offenbach önceleri böyle bir fabrika şehriymiş. Fabrika şehriymiş. Şu an mesela ne hale geldi? Offenbach. Yani mesela geçenlerde rüzgar çok. Frizör salon Antalya. Berber Antalya. Yani her şey Türk. La bu hacı çocuk değil miydi aynı ki? Bak oradan gitti. Buraya geldi hemen dinden çıktı çocuk. Yine çarşının oralara geldik çünkü karşı taraflarda bir şey yok. Bir de aşırı rüzgarlı zaten. Oralarda çekim yapmadım. Birazdan buradan çıktıktan sonra o dediğim yerlere gideceğiz. O şeyler işte. Google'da yazan işte Offenbach'ın tehlikeli yerlerine gideceğiz. Tehlikeli dedikleri de şu an bu saatte bir şey olacağı yok. Ama yani bak mesela göster şuraları. Damascus, Falafel House, Artist, Füzyo Salon. Aa Alman. Alman bak Alman çiçekçi. Alman da çiçekçi açmış işte buraya. Inferno. Yani aa şurada pazar var. Gel bakalım bir şey alak hele buradan gel. Nar var. Abi bu Türk müsün abi? Türk mü? Bunlar Türkiye'den mi geliyor? Nereden? Vallahi neresi olduğunu bilmiyorum ama Türkiye. Aydın'dır ya. Yok Aydın incirdi kafam karıştı. Ha? Nar. Nar Antalya mı? Hiç haberim yok. Şu mandalinalara bak. Bir ara mandalinacı Veysel vardı hatırlıyor musun? Evet. Kolay gelsin abi. Şeyde mandalinam sapsarı baldan tatlı mı tatlı bir öpü verirsen yari. Tanıyor musun lan? Mandalinacı Veysel. Unutuldu gitti la. Dayı geliyor yakalayacak bizi. 61 cent. Buraya gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam merhaba. Ya konuşuyordunuz da. He. Ben de yeni Türkiye'den geldim. He. Neden bahsediyorsunuz? Ne abi? Türkiye hakkında mı kötülüyorsunuz yoksa Türkiye'yi mi şey yapıyorsunuz? Niye konuşuyorsunuz? Ne diyorsun dayı sen? Komedi videoları çekiyorum ben. Komedi videoları mı çekiyorsun? He. Kötülesem ne olacak? Kötülersen olmaz. Sen nereden geldin? Ben Türkiye'den yeni geldim. Neresine? Edirne. Niye geldin? Ben gidip geleyim, ben emekliyim. Tamam, ben komedi videoları çekiyorum abi. Instagram'da takip edersen memnun olurum. Hikaye şöyle başlıyor. Ya ben komediyle işim yok benim. Ben şey tamam abi ben... gidiyordun döndün orada benim yanıma geldin. Ben Türkiye'den bahsediyordunuz ya. Tamam işte ben Türkçe komedi videoları çekiyorum. Ben bilmiyorum ki senin komedi çektiğini. Ben zannediyorum ki Türkiye'den sana böyle şey... Sen böyle her video çeken yanına gidip diyor mu ne yapıyorsunuz siz? Ya ben şöyle... Yeni geldiğinde Türkiye'den... buranın belediye başkanı mı oldun dayı? Türkiye'den geldiğim zaman Türkiye'yi burası götürüyorsa ben milliyetçi olduğum için ben şey yapmam lazım. Niye geldin lazım o zaman o kadar milliyetçi sen? Ya burada niye geldim olur mu ya? Ben nerede istersem orada yaşarım. E tamam da ya biz burada Almanya'da asgari ücret şu kadar olmuş diyorum sen yanıma geliyorsun. He asgari ücret şu kadar olmuş. E tamam olmuş. Almanya'da asgari ücrete 41 cent zam geldi diyorum yani. Çok gelmiş. He adayı ben gidiyorum hadi görüşürüz kendine. Tamam. Bir daha gelsin. Şunlar ne yapıyor orada? Gizli gizli işler. Orkide Bekeray. Harun Kuyumcu. Harun Kuyumcu. Şubakası. İyi ki onu almamışız. Akbank. Buradan Akbank'a da teşekkür ediyorum reklamlar. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Keşke olaydı bir Akbank'la şöyle bir reklam yapaydık. Paralar böyle şlak 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 böyle YouTube'da para sayardım Dilan Polat gibi. Şimdi bunlar sahte mi sence? Vallahi mi lan?
Burada sahte de mi satabiliyorlar? Sahte olduğunu nereden biliyorum? Bayanlar mı? Doğru lan. Böyle Nike yok ki. He? Böyle Nike yok ki. Sahte mi bunlar şimdi? Hadi be. Tabii bu bundan emin değiliz. Sahte mi değil miden emin değiliz yani. Birbirimizi kandırmayalım. Ne bu? Kurşun mu la bu? La bu şeyden kalmıştır la. Bu bunu videonun başına koyarak kurşun bulduk işte. Ses mesle eklersek Ustam Kebap House City Kiosk. Kırmızı şu an. Buradan geçmemiz yasak. İşte buradan da geçmemiz yasak. Evim. Şu üstüne bir S koy. Aa. Bedava reklamımızı yaptım. Kötü mü? Ya düşünsene. Şeyler bile Almanca yazıyor ha. Türkçe yazıyor. Ön ödeme yok. Sıfır faiz. Yani şeyler bile ha buraya bir Almanca yazmışlar. Nasıl yaptılarsa. Ayıp olmasın. Sucuk dönerle karşı karşıyayım şu an. Yemin ederim ben hayatımda ilk kez yiyorum bunu. Nereden alıyorsunuz bunu? Bunu bir şube yapıyor bize. Sadece bize yapıyorlar. Çok güzel ya. Var mı Almanya'da daha böyle? Var. Köln'de var. Köln'de de var. Bir de Offenbach'ta var. İki tane Köln'de aynı isimler. Bir kessene. Çok iyi la. Ama tadı çok ağır değil midir bunun? Hayır, ağır değil. Normal döneriniz ağır yok değil mi? Sadece sucuk döner. Çok haklı, aynen. Sadece sucuk döner. Heyecanlı mısın? Çok. Çedar sosunu böyle üzerine. Oh. Nusret misin kardeşim ya? Bu nasıl bir şov? Çok iyi, tamam. Çok iyi. Vallahi diyetteyim bak, yemem ben. Bir haftada 1,5 kilo verdim. Yemem ben. Yo valla diyetteyim, yemem ben. Arkadaş yesin. Ama diyet bitince geleceğim. Yani o bir ay... Biraz zaman etin tadına bak. Ha onu yaparım ya. Çıkıp yemişsin dedi ya. Aynen ya. Zo, söyle. Todo. Al. Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim. Arkadaş Elazığlı ama... Bülent Sertaş da Elazığlı. İsmail. Aynı. Güneş batsın, ay batsın, yıldızlar bizi sarsın. Sen sevmeyi bilmezsen. Acıyor musun? Elazığlı ne yapsın? Ben diyetteyim arkadaşlar, acısız yemiyorum ona göre. Tamam. Oh. Sucuk döner. Şimdi bunu da al. Çok iyi la. Kaça bu? Sieben. Sieben iyi. Aynen. Fiyatı 7 euro. Ben ödüyorum ama. Zo. Bir yesene merak ettim. Food blog oldu lan. Alakasız bir şekilde. Nasıl doğru söyle Barış. Çok güzel değil mi? Afiyet olsun kardeş. Helal olsun. Ye gülüm ye ye. Diyetteydim. Vallahi diyetteydim. Yani bir haftadır hiçbir şey yemedim ama bunu ben hayatımda kaç kere göreceğim ki. Diyetimi bozdum şimdi. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin, bir günlük de böyle olsun diyeceğim. Kapat. Valla girdik, bir tane yedik yani yemeyecektim. Girdik Instagram sayfaları de sucuk döner. Buraya etiketlerim şimdi. Takip ederseniz belki sevinir. Aa burada, ne bu? Aa burada bir tane şey var. Tırnakçı, onların da Facebook sayfasını takip ederseniz onlar sevinir büyük ihtimal. Nasıl bir isimse artık. Şimdi tehlikeli demeyeyim de işte böyle eskiden böyle biraz olayların yaşandığı yerlerden bir tanesine geldim yani. Şimdi şu an bilmiyorum yani burayı da hiç bilmiyorum açıkçası ama internete göre Odenwaldring dedikleri yerde buralar biraz şeymiş yani. Hani nasıl söyleyeyim böyle daha çok yani geliri düşük olan insanların yaşadığı yerlermiş. Mesela şu gördüğünüz apartman bunun içine yani Hochhaus diyorlar yani. Buraya girmeye çalışacağım. Zaten önünde... Rus bir market var. Mixmart, Rus bir yer. Oraya da bir girip biraz göstermek istiyorum. Acaba Rus ürünleri falan nasılmış diye. Benim bildiğim burası Rus marketi. Yani Rus ürünlerinin olduğu şey genelde. Ana Efes'te bulduk çünkü. Yani bizim Türk bakkallar olduğu gibi. Bu da Rus bakkalı mı acaba? Halva. Helva. Bizim helvamızın aynısı. Aha lokum. Bulgarya. Ha Turkish Delight. En sonunda Türk bir şey bulduk ha. Her yerde varız arkadaşlar. Her masada varız. Thank you, Buda.
Evet, burada kaç? 14 kere 3, 11 işte. 14 kere 11. Hemen kafamızda hesaplayalım. 14 kere 11 kaç? Kafadan hesaplıyorum. 154. 14 kere 11, 154. Hadi gel bir içeriye doğru girelim. Bak hele. En yukarısın aslında. Merdivenin en yukarıya kadar çıkamayız herhalde. Nereye? Evler burada. Otopark mı? Ev lan bura. Işıklar yanıyor. Bunlar hepsi ev. Buralar ev. Asansörü bekleyek. Kalmıyor. Ha? Kalmıyor. Kalsak. He, eğiriz. 14. kata bir çıkalım. Ne var ne yok. Şimdi 14. kata geldik. Bu asansör bozuk olduğunu düşün var ya. İyi bak, iyi bak. Bir terasa çıkmak isterim ama büyük ihtimal teras kapalıdır. Bu arkadaşlar 14. katta oturuyorlar ya. Aynen buraya çıkış yok böyle yerlerde. Bunu kapatıyorlar çünkü intihar tehlikesi falan. Bayağı yüksekteyiz. Burası aşağıdan görünüyor. Keşke bir teras olsaydı da çıkabilseydik. Şuradan aşağıyı görebiliyor muyuz? 13. kat. Neyse, buradan aşağı girek. Aşağı yürüyek mi? Hem spor yapmış oluruz. 12. Ve çıktık arkadaşlar. Yani en yukarıya kadar gittik. Tabii evlerin içine giremeyiz. Biraz da insanların oturduğu yere biraz saygı da göstermek lazım diye düşünüyorum. Evlerin içine zaten girmem de kapının önüne de gitmedim. Yani düşünsene biri kamerayla çekiyor, sen evinden çıkıyorsun. O olmaz yani. Bence bu bile biraz bir adım fazla gitmiş oldum ama detaylı bir şey göstermediğim için bence sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Offenbach videomuzun sonuna geldik. Çünkü bu da geldi. Hani beraber geldik sonuna. O yüzden buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum ve arada böyle şeyleri çekmek istiyorum işte. Almanya'da bir yani değişik yerler. Biraz belki diğer gideceğimiz yerde zenginlerin oturduğu yer olabilir. Ama orada kamera çekmek çok daha sıkıntılıdır bence. Main Towns falan, evet, oralara. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.